Evet efendim e, şimdi isterseniz bu pozisyonları İhsan Tarkan'ın deyimiyle step by step e, değerlendirelim. <laughs> evet. İlk önce Perviz ile Ogeday arasındaki mücadeleyi değerlendirelim. Gerçekten kıran kırana geçiyor ve ondan sonra bir laf atışması oldu Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle yahşi kardeşim Perviz'i buradan tebrik ediyorum son göstermiş olduğu bu performans mücadelede tamam. Alkışlıyorum kendisini yürekten alkışlıyorum ve şöyle giriyorum. Şimdi benim adım Murat. Evet. Adımın Murat olduğu kadar eminim ki Perviz hiçbir şeyi kasıtlı olarak yapmaz, bilerek yapmaz ve kimseyi bilerek rencide etmez. Adımın Murat olduğu kadar eminim. Ve şuna da eminim ki yolda 20 kişi çevir, 19'u der ki Perviz bu işi bilerek, kasıtlı olarak karşısındaki rencide etmek adına yapmamıştır der. Ve Perviz de zaten bana göre bunu kasıtlı yapmamıştır ve özrünü de dilemiştir. Ben bunu bilerek yapmadım. Eğer böyle bir şey yaptıysam özür dilerim demiştir. Ve Perviz olarak olay bence kapanmıştır. Şimdi gelelim Ogeda'ya. Ogeday kardeşim alınmış olabilir. Alındı. Alındığı anda bir bağırışı var. Perviz diye bir bağırışı var. Sonra Perviz'in yanına gidişi var. Yanına giderken de diyor ki terbiyesizlik yapma. Şimdi orada bir adrenalin var. Yarışmışlar, yarış bitmiş. İkisinde de bir adrenalin var ve son oyun değil mi bu? Hı hı. Tabii. Yani kırılma noktası en son oyun. Hepsi adrenalin tavan yapmış ve ikisi de birbirlerine yaklaşıyorlar. Yaklaşırken terbiyesizlik yapma diye bir adamın üzerine gidiyorsun ve geliyorsun sonra da diyorsun ki ben medeni bir insanım. Medeniyce konuşuyorum. E kardeşim sen şimdi medeniysen adama niye terbiyesizlik yapma diye gidiyorsun. Madem çok medeniysin adamın üzerine terbiyesizlik yapma diye gidersen o medeniyi olmamış oluyor. Medeni olarak şöyle gidersin. Perviz kardeşim gel seninle şöyle şöyle bir şeyler konuşalım filan dersen odur medeni. Perviz terbiyesizlik yapma diye adamın üzerine gidersen o medeniyet falan değildir abi. Abi Sen terbiyesizlik adam... yapma demek küfür etmek falan mı ya? Yani medeniyetsizlik. Bir dakika, abi. Hiç merak abi terbiyesizlik çok terbiyesizlik yani bir insan bir insana terbiyesizlik yapma diye uyarabilir bu medeniyetsizlik olmaz ya. Yani medeniyet. dakika, ben yani dayanamadım abi burada Bir dakika, bir dakika ben şimdi o Ogeday'a medeniyetsizlik yaptı demiyorum ki siz olayı yanlış şimdi. Hayır ama şey yani getirmeyin. sanki bir dakika, terbiyesizlik ben... yapma demenin yanlış olduğu gibi. Hayır abi şöyle. şimdi bak. Ben o Ogeday'ın Pervize ya pardon, e, Ogeday'ı Perviz'in sen ne dedin? Ben şimdi kafam karıştı. Tam Ay da... sen şimdi öyle bir anlattın ki abi ben medenetsiz bir adam değilim diye evet. ama Perviz per, Pervize terbiyesizlik yapma diye gidiyor. Tamam, e, gidebilir. Terbiyesiz. Ama gidebilir. Sen şimdi terbiyesizlik yapma diye bir adamın üzerine gidersen, terbiyesizlik yapma diye gidersen o zaman orada şunu da diyemezsin. Bir dakika kardeşim. Gelmeyin üzerime. Ben medeniyce konuşuyorum. Medeniyce konuşmak mı gidip üzerine terbiyesizlik yapma demek? Olabilir. Yani medeniyce bir konuşma abi. Niye medeniyce bir konuşma? Abi medeniyce bir konuşma. Küfür var mı yok. Evet. Bir itham var mı yok. Niye terbiyesizlik yapma? Terbiyesiz demiyor. Terbiyesiz, terbiyesiz, demiyor. Terbiyesiz, terbiyesiz demiyor. Terbiyesizlik yapma tamam, diyor. Tamam. Perviz terbiyesizlik Çünkü mi yaptı? Perviz bir hata yaptı. Perviz bir, bir hata yaptı. Evet. O Ogeday'ın kriterlerine göre terbiyesizlik olabilir. Evet. Bunu başka bir türlü düşünürsek terbiyesizlik diye düşünebiliriz. Tamam. Ama yani terbiyesizlik yapma dedi diye bu adam medeniyetsiz olmuyor. Yani bence medeni bir konuşma var. Hayır. Zaten Perviz de ondan sonra medenice konuşuyor. Olay inanılmaz tatlıya abi bağlanıyor. Bak gidiyor. İnsancı. Ama yani bir küfür yok. Abi küfür, bir, küfür, bir şey küfür, yok. Küfür. Bak şimdi küfür derken sen şimdi adrenalin yüksek bir adamın üzerine terbiyesizlik yapma diye gidersen eğer ve insanlar da gelip sakin ol derse sen şunu diyorsun. Bir dakika kardeşim. İnsanlar sakin ol diyebilir. Tamam bir dakika sen de, ki, de diyorsun oradan ki, ne çıkacak belli olmaz. ki bir dakika kardeşim ne geliyorsunuz üzerime? Ben zaten adamla medenice konuşuyorum diyorsun. Ha, o da onları uyarabilir. Tamam böyle. medenice konuşuyorum diyorsun da ben de sana diyorum ki Perviz diye bağırıp terbiyesizlik yapma diye bir adamın üzerine gidiyorsan eğer evet. sen o adamdan gayet sakin gayet relax bir şekilde konuşmuyorsun. Sen adama şimdi peki terbiyesizlik yapma diye geldin. Perviz de dese ki ona ne terbiyesizlik yapma sen de bir dersen aralarında bir diyalog geçse bu normal bir şey mi? Terbiyesisik yapma. Evet. Perbiyesiz orada olay yükselebilir, tamam, olay evet. yükselebilir. Ama ama şimdi şöyle. Yani... Terbiyesizlik mi yapıyor sence? Terbiyesizlik olarak adrenalin e, hakkı yok diyemez. O zaman aynı bakış açısıda şöyle bakalım. Evet. Adrenalin o kadar yüksekken, evet. madem adrenalin o kadar yüksekken evet. terbiyesizlik yapma cümlesi bile kurulmuyorsa, evet. o zaman adrenalin o kadar yüksekken, bu arada pervizin sonra özür dilediği için pervizi çok takdir ediyorum. Çünkü ben de bence kendisi de farkına vardı. Rencide edici bir cümle olabilir o. O kadar adrenalin yüksekken kaybetmiş bir yarışmacının evet. branşını söyleyerek burada kürekçi yok rahat olun kickboksçu var tarzında bir söylem o zaman işte adrenalin yüksekliğinde kaybeden yarışmacı da delirtebiliyor. O Bu bugüne kadar en bir kere vardı. Kürekçi hiçbir kürekçi. zaman başka birinin diyor ki kendisi de evet. başka birinin branşının üstüne basarak o değil ben varım diyerek asla bunu yapmadım diyor ve yani e, de sıra bana geldiğinde konuşurum herhalde. Tabii tabii hayır devam yani edebiliriz. Yani aldığım notlara baktığım zaman mesela izlerken benim sadece hani tam ters yerlerde e, izlediğimi fark ediyorum. Çünkü benim mesela içimi acıtan bir cümle oldu. Ben medeni bir adamım abi sakin olun cümlesini yazmıştım buraya da. Medeni bir insanım abi demek zorunda kalıyor o kadar. Çünkü daha önceki yaşanan birçok olayda böyle ilerlemiyor. Yani ben eminim mesela Murat abi sen nasıl eminsin? Perviz asla ve asla hani Rencide etmek için kurmuyor o cümleyi bence de öyle bu arada sonrasında cümleyi düşününce de zaten özür diliyor. Ee, ben de şu kadar o en az o kadar eminim ki o geday da orada pervize üstüne yürümeye veya böyle saldırmaya tutulması gerekecek noktada bir viteste gitmiyor. Perviz terbiyesizlik yaptın bence demeye gidiyor, konuşmaya gidiyor yani evet yüksek bir tansiyon ama hani orada bir yarışmacının ben medeni bir adamım ne olur beni bir iki dakika bırakın bir şey söylemek istiyorum demek zorunda kalması çok üzücüydü bence bugünkü görüntülerde. Evet. Ben, ben Murat defa... abi lafını böldüm Murat abi devam etsin. Yok yok hayır istiyorum. devam edecek yok şey da ben ilk defa hayatımda şimdi bir insanla bir şey konuşurken giderken eğer medenice konuşmak istiyorsan daha başka yaklaşırsın. yaklaşırsın. Terbiyesizlik yapma diyen ilk defa ben medenice bir konuşma ama şimdi yani. gün, ama, sonunda da ama sonunda, dayın, o, ama sonunda da, ama sonunda da OGEDA'yı ama sonunda da söylemine de tamam. evet haklısın kusura bakma diyen bir perviz varsa şimdi, eğer tamam. demek ki sen şimdi bana mesela de ki Murat abi ne diyorsun de mesela bana konuşuyoruz değil mi burada tartışılabiliriz seni hani programda. Evet. Sen bana de ki Murat abi ne diyorsun? Ben de sana böyle yapayım bak. Terbiyesizlik yapma İhsan ha Bir dakika dur Furkan medeniyice konuşuyorum ben Böyle bir, şey de... bir şey olur mu yani ben şimdi ne diyorsun Böyle şey demişim. Olur mu? Ama sen benim mesela yaptığım Hı. işe Sen benim e, uğraştığım Belki para kazandığım bir işe bir şey söylersen Hı. Şimdi Murat abi terbiyesizlik yapmayalım Diyebilirim mesela bu da saygısızlık olmaz sana Çünkü sen bana bir şey söylemiş oluyorsun Sen başlatmış oluyorsun Perviz'in yaptığı şey şu ana kadar bizim Çok fazla bu seneki Survivor'da görmediğimiz bir olay Çünkü Perviz Ogeday'ın branşıyla ilgili kendi branşını Üste alarak bir atıfta bulunuyor Ogeday da buna itiraz ediyor. Bence bu çok normal. Bak bugün şimdi birazdan konuşacağız. Nisa e, Nagiyen Karadere'ye bir laf attı. Atletizm Federasyonu bugün açıklama yaptı. Bak olay nerelere gidiyor? Çünkü Survivor artık bizim toplumun DNA'sını Ama işlemiş bir program. Şimdi bak, kürek federasyonu, bunu... kickbox federasyonu falan devreye girer tamam, abi. Bence ben de... Ogeday çok doğru bir şey yaptı. Ogeday'ın sevincinde bence hiçbir şey yok. Bunu zaten yaparken mesela Adem'in boks sevincinde bir şey var mı? Adem bir boksördür, boks sevinci yapar. Thai'cidir Atakan, Thai sevinci yapar. Aynısını. Bunu yaparken biri bununla dalga geçerse karşı gelirim. Kim yani birinin mesela o taklidini yaparsa, onun yaptığı şeyi böyle alaycı bir şekilde taklit yapmaya kalkarsa yanlış yapar. Ogeday da sevinirken kürekçi var burada diyor ama sizin bir branşınıza laf atmıyor, sadece kürekçi. Siz ama şimdi bugün kalkıp Ogeday'ın branşını alıp kürekçi yok işte burada gerçeği var gibi bir şey söylerseniz o bir böyle terbiye sınırlarına geliyor. Ogeday'ın uyarması, yani. Perviz'in bunu anlaması, Atakan'ın bunu anlaması, Atakan Perviz'in oradan arada. geri dönmesi, özür dilemesi. Harika olaylar bence. bence de. Ha, Batuhan'ın vesairenin diğerden araya girmesi çok normaldir. Çünkü dediğin evet. gibi sesler çok yüksek, adrenalin yüksek. Orada mesela Ogeday'ın Perviz, Perviz, Perviz 3 kere dedikten sonra seslerin yüksek olması sonra Perviz diye bağırması, terbiyesizlik yapma diyerek konuyu anlatmaya çalışması belki senin dediğin gibi Ogeday da galiba yükseldi. Araya girelim demek istemeleri arkadaşların normal. Ogeday herkes diyor ki arkadaşlar sakin olun. Ben medeni bir insanım konuşabilirim diyor. Bence olay çok güzel akıyor. Atakan da her mesela şey, Ogeday'a hak Her şey, yer hak verdi her şey yerli yerinde. Atakan Ogeday'a hak verirken bir yandan da emin ol Perviz kötü niyetle söylemedi de dedi. Bak e Murat abi adı, Murat abi dedi ya. o da özür diledi. Yani bence gerçekten Murat bir... abi dedi ya. Benim adım Murat kadar. Ben de adım İhsan olduğu kadar da Perviz'in kötü niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. De. Tamam. Çünkü Perviz bugüne kadar yarışta iki sezonda da herhangi bir böyle inceleyici, incitici laf kullandı mı? Kullanmadı. Ama cümle Perviz, yalnız, Perviz çok saygılı. Şimdi cümle tamam e, Perviz. şöyle bir ben evet. de bir değerlendirme evet, olayı toparlayayım izin verirseniz. Şimdi bir kere burada <laughs> iki arkadaşımızı da ben canı gönülden tebrik ediyorum. Değil Çünkü mi? çok uzun süren bir mücadeleydi. Parkurda hani Artık eller, ayaklar, dirsekler o sırada hikmet bir taraftan geliyor. Atakan gidiyor Ogeday'a bir şeyler söylüyor. Diğer yarışmacıların da dahil olduğu muhteşem bir oyundu.